Şimdi abi dediğim gibi sayımız normalde 8'di. Biliyorum bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an kursuna ambara gidince biz orada biz hafızlığımızı tamamlamadan diğer kardeşim oraya getirdik. Allah sebep kıldı. Benim vesilemle önce ben geldim burada hafıza. Arkamdan 4 tane kardeşim dahi geldiler buraya. Elhamdülillah 4'ümüz de hafızlığı nasip ettik. Biri benimle beraber erkek kardeşim İsmail işte beraber aynı Kur'an kursunda okuma imkanımız oldu. Aynı hocada elhamdülillah okuduk. Ben ondan 1-2 dönem önceydim. Mezun oldum. Ondan sonra İsmail mezun oldu. Aynı yoldan devam ettik şükürler olsun. Allah yine önce imamlığı nasip etti. Sonra aynı Kur'an kursunda yine hafızlık yapmaya başladık. Hafızlık yaptırmaya başladık. Kardeşim de şu anda sınıfımız dahi yan yana. Şu hemen yan tarafta da kardeşim hafızlık yaptırıyor. Elhamdülillah şu anda da elimde okuttuğumuz öğrencilerimiz, 7. sınıf öğrencilerimiz. Bunlar da yakında mezun olacak inşallah. Bundan sonra yeni tekrar öğrenci alacağız. Bu süreç böyle devam ediyor inşallah. Kayseri'ye geldiğimde 11 yaşındaydım. İlkokulda çıktık, hemen geldik zaten Kayseri'ye geldiğimizde. İyi ki de gelmişiz elhamdülillah. Çocuk yaşta girdik. Gözümüz Kur'an kursunda açıldı. Allah'a şükürler olsun. Kardeşimiz de bu yola girdi. Diğer kardeşlerim de bu yola girdi. Elhamdülillah şimdi o iyi ki o yola girmişiz. Şimdi omuz omuza bu davayı devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse ömrümüzün sonuna kadar yine bu şekilde devam edeceğiz. Bu süreçte dediğim gibi abim bana çok güzel rehber oldu. Bana yol gösterdi. Hangi eğitim ortamına girdiyse İsmail kardeşim ya sen de gel, sen de bu yolu takip et. Çünkü ben çok faydasını gördüm. Sen de inşallah bu yolu takip ederek güzel bir yerlere gelirsin diye. Ben abimi çok örnek aldım. Allah razı olsun abimden. Yani çok sağ olsun. İnşallah daha da güzel günlerde beraber hayat sürmeye nasip etsin ikimize de. Rabbimin herhalde bize bir lütfu. Abimle bizi hiç ayırmadı. Yani hangi ortam olursa olsun hiç ayırmadı. Abimin hoca gittiği hocaya ben gittim. Gittiği kurslara ben gittim. Yani nereye gittiyse ben arkasından sürükledi. Öyle de bir şeyi var, bağı var. Yani sevgi bağımız had safhada zaten. Niyeyse o abime ayrı bir sevgi besledim. O beni çok heveslendirdi. Şu anda da aynı ortamda, aynı kursta, Kur'an kursunda görev yapıyoruz. Beraber hafız yetiştiriyoruz. Zor talebeler yetiştiriyoruz gerçekten. Niye böyle bir şeye talip olduk? Derseniz biz talebeyken hocamızın o gayretini, o iştahını gördük. Zor talebeleri hafız ettiğini gördük. Galiba o heyecan bize sinmiş ki biz de zor talebelere talip olduk. İnşallah elhamdülillah arkamda görmüş olduğunuz bu talebeler, yavrular aynı bizim atlatmış olduğumuz zor süreci atlattılar. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Çünkü zor ama gerçekten sonu çok güzel. Çocuklar hafız olduktan sonra o bütün yorgunluk yani kendini şey yapıyor yani. Bütün yorgunluğumuz gidiyor. Yeni bir sayfa açıyoruz. Sayfalarımız bu şekilde tazeleniyor. Yani hafızlık ayrı bir şey.